Bir yandan da ben sana soruları sorayım. Tabii. Mesela sana geldi bir aile, geldi çocuğunu getirdi. Dedi ki ya benim çocuğum çok haylaz, hiç ders çalışmıyor. Elimizde avucumuzda ne varsa onun eğitimi için döküyoruz ama ders çalışmıyor. Ne? Mesela o çocuğa ne önereceksin mesela? Önce Ne diyeceksin? çocuğun ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye çalışırım. Şimdi bazı çocuklar var, evet ders çalışmıyorlar ama bunu ailelerinden intikam almak için yapıyorlar. Bazen öyle şey. Yani o ailenin baskısını o şekilde, çocuk gücü yetmiyor, nasıl yapabilirim, ailemi nasıl üzebilirim? Ders çalışmayarak, başarısız olarak ancak onların hakkından gelebilirim diye düşünüyor. Öyle olunca da çocuk bu şekilde karşılık veriyor. Acaba bunun altında yatan sebep bu mu? Sebebini bulmaya çalışırım. Ya da çocuğun bir hedefi yoktur, ne yapacağını bilmiyordur. O yüzden başarısızdır. Önce o altında yatan nedeni buluruz, değil Tabii mi? önce neden. Bir de bazen, şimdi hocam daha iyi bilir, öğrencilerin çalışma sistemi, herkesin çalışma sistemi farklıdır. Kimisi yazarak öğrenir, kimi sadece dinleyerek yeterlidir ona. Kimisi görselle, yani görüp o hocayı davranışlarını not alır kendi kafasında. O bile yeterli gelir öğrenciye. Şimdi bu öğrenci nasıl çalışıyor ama öğrenme şekli nasıl? Onu da fark etmesi Değil gerekiyor. mi? Kimisinin gerçekten hedefi var, azmediyor, gerçekten çalışıyor ama Yapamıyor. yine de yapamıyor. İşte yapamıyor. O zaman Niye? Çünkü hedefi kendi şey sistemine yapacaksın. göre çalışmıyor. Ya da hedefi küçülteceksin belki de. Evet, bazıları da şöyle bir şey var. Benim görüştüğüm biri var şimdi. Diyor ki ben tıp okuyacağım. Ama Tamam, tıp oku, çok güzel. Hedef inanılmaz güzel. Peki sen nesin? Sayısalda nasıl derecen var? Ya da başarılı mısın? Matematikte 13 doğrum var diyor. olmaz. Olmaz. Öyle olunca burada bir hedefle hayalin arasında da bir bağlantı kopukluğu oluyor. O yüzden öğrencilerin kendi başarısının farkında Şimdi olması ve ona göre hedef belirlemesi. benim mesela küçükken hocam en büyük hayalim şeydi. Beni tanıyan herkes bilir. En büyük hayalim pilot olmaktı. Hava Harbi Okulu'na gireceğim. Orada pilot olacağım. Hem de bir savaş pilotu olacağım. Yani öyle şey pilotu değil. Çünkü uçaklara acayip bir şeyim vardı o dönemler. Hala da var. Ben o zamanlar ÖSS ve ÖES vardı. ÖSS'den 150 puan alırsan Havarbok'un sınavlarına girebiliyorsun. Ben ÖSS'den 148,5 puan aldım. 1,5 puanla Havarbok'un sınavlarına giremedim. Dedim ki bir sene daha çalışacağım dedim. 150 alacağım dedim. Bu arada aldığım puan da iyiydi. Fena değildi ama daha da yüksek almam lazımdı. Alamadım. Ertesi sene dedim bir daha çalışacağım. O sırada hiç unutmuyorum. Benim annemin teyzesinin oğlu var. Kuzenimiz Kenan abi. Dedi ki ya dedi bu çocuk dedi sesi güzel. Bu çocuk dedi küçüklükten beri şarkılar söylüyor. Siz de istiyorsunuz şey yapıyorsunuz. Niye konservatuvara gitmiyor dedi. Evet. Dedim bir deneyeyim bakayım konservatuvar nasıl olacak. İşte o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavları. Onlar da ÖSS'yi geçmen yeterli. Sonra bir yetenek sınavını alıyorlar. Girdim hocam sınava. Sınavda 15 tane öğretmen var. Türk sanat müziği, halk müziği, ses eğitimi hocaları, solfej, nazariyat hocaları falan hepsinin ritim şeyleri hepsinden geçiyorsun. Ve o sınava insanlar 3-4 sene öncesinden çalışıyormuş. Ben girdim. Dedi bana bir şarkı söyle bakayım dedi hoca. Ben İbrahim Tatlıses'ten bir arabesk bir şarkı okudum. Daha şarkıya böyle başladım. Döndüm kıbleye doğru derken hoca böyle yaptı. Hop 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 dedi. Burası dedi üniversite. Burası dedi gazino değil dedi. Doğru düzgün bir türkü yok. Hocam dedim bilmiyorum ki türkü. Bir de ben erken bitirmişim şeyi. İlkokula ben 4,5 yaşında başladım. Ben 15 yaşında üniversiteye girdim. 15 yaşındayım. Dedim hocam vallahi bilmiyorum. Dedi git dedi çabuk dedi. İkinci sınava dedi hazırlan dedi. Güzel bir türküyle gel dedi. Hazırlandım girdim. Gerçekten beni aldılar. Ama işin matematiği bir başladı o solfejler. Ben konservatuvarı şey zannediyorum. Sabahtan akşama kadar şarkı türkü okuyacağız. O solfej nazariyatlar, işte Türk sanat müziği, halk müziği bilmem nesi repertuarla falan girince ben devamsızlık yapmaya başladım. Bir devamsızlık, iki devamsızlık, liseden arkadaşlarımla buluşuyorum, bir yerlere gidiyoruz falan filan derken devamsızlıktan kaldım. Ve hazırlık okuyorum. Hazırlığı geçemezsen atılıyorsun okuldan. Ben okuldan atıldım. Ama anneme babama bir şey söyleyemiyorum. Daha 15 yaşındayım. Ve ben her gün okuldan çıkıyorum, evden çıkıyorum, okula diye biliyor onlar beni. Hocam finaller geldi. Ağustos ayında, Haziran ayında dedi finaller. Ağustos'ta da açıklanacak. Ben yine finale gidiyorum gibi babam bana sabah kahvaltıda ellerden öpüyorum buradan. Ballar, yumurtalar, zihnim açılsın diye. Bilmiyorlar ki atıldığımı. Ben atılmışım okuldan. Okul yok. Neyse ben sınavlara da bir hafta sınavlara da gittim. Ondan sonra
gittim yazlığa. Yazlıkta toplar, coşuyoruz, eğleniyoruz arkadaşlarımla falan. Ağustos ayı geldi, babam dedi, git bakayım dedi, bir açıklanmış mı sınav sonuçları. Gittim, baba dedim açıklanmamış. Sonra dedi, bir hafta sonra gidersin, tamam dedi. Bir hafta sonra gitti, dedi açıklandı mı? Dedim baba hala açıklanmamış. Bu şüphelenmiş. Babam gidiyor okula. Eyvah. Diyor ki, Serkan, Burak, Tektaş'ın diyor sınav sonuçlarını öğrenmek istiyorum. Öğrenci işlerinden bakıyor bakıyor. Amca diyor, Serkan Burak Tektaş 6 ay önce kovuldu okuldan. Babam tabii ki başından aşağı kaynar sular. Ve ben o güne kadar hiç yalan söylememişim aileme. Hala da yalan söylemedim ama o konuda bir kez daha özür dileyim. Böyle bir yalan söyledim. Çünkü yapamadım. Babam eve geldi. Babamın ben böyle camdan eve gelişini. Babam dedi ki eve git dedi, eve geliyorum. Ben babamın anladım. Eve gelişinden zaten... Yürüyüşünden anladım ki babam durumu öğrenmiş ve evde yandık. Kıyamet kopacak. Babam geldi dedi, ne oldu dedi sınavların? Baba dedim daha açıklanmadı. Hala açıklamamış. Vay be dedi, sana dedi yazıklar olsun dedi. Demek dedi 6 ay boyunca okula gitmedin ve bizden sakladın ha dedi. Bana güzel bir tokat mı? Güzel bir tokatla. Ama bir tane tokat attı. Sonra bıraktı beni annemle baş başa ama ben o şeyin altında nasıl ezildim, nasıl ezildim. Ağla 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 kendimi kapattım odaya. Dedim ki tamam dedim, özür dilerim size dedim, söz veriyorum. Bir dahaki sene bir daha gireceğim konservatuara. Ve hiç dedim devamsızlık yapmadan en iyi dereceyi alacağım dedim. Bir daha üniversite sınavına girdim. Bir daha konservatuar sınavlarına girdim. Sınava girdim, o öğretmenler beni bekliyor. Serkan Burak Tektaş. Beni gördüler ya. Bana hocam böyle yaptı, rahmetli Belkısaran. Allah rahmet eylesin, ses eğitim hocamız. Aha. Dedi ki, ooo Serkan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz ya dedi. Hocam dedim. Orada da onlara bir yalan söyledim. Çünkü devamsızlıktan atılıp okula bir daha almaları öyle bir öğrenci yok. Hocam dedim. Annemle babam dedim. Çok kavga ediyorlardı. Boşanma aşaması da gelmişlerdi. Ben de dedim çok hani ders çalışamıyordum. Çok kötü durum dedim. Psikolojim de iyi değildi. O yüzden okulu bırakmak zorunda kaldım. Bu sefer sınavı bıraklar bana şey yapıyorlar. Ah canım kusura bakma biz bilemedik falan filan diye. İkinci sınavı da kazandım. Sonra hazırlığı en iyi, en başarılı öğrencisi oldum. Birinci sınıfı okudum. İkiyi okudum. Sonra bir daha okumadım. Diziler, dizilerimizler başlayınca bizim okul öyleydi. Benim başımdan böyle bir şey geçti mesela. Ya işte bazen ayağa kalkabilmek için böyle güzelce düşmek gerekiyor. Düşünce daha sağlam ayağa kalkıyorsunuz. Öğrencilerin de kendi yeteneklerinin farkında olması lazım. Yani ailelerimiz evet bizim için çok güzel meslekler istiyorlar, hedefleri o yönde ama bazen senin o istediğin meslek o çocuğa gitmeyebiliyor, evet. Olmayabiliyor. Yani zorla o üniversite, benim babaannemin çok güzel bir sözü var. Aslında babaannem Kürtçe bile bilmez, Türkçe bile bilmez. Aslında bir yabancının bir sözüymüş de babaannemden hep. Nereden öğrenmiş onu? Bilmiyorum. Arapça mı söylüyordu? Arapça söyle. Söylüyordu. Söyle bakayım Arapçasını. Arapçası söyle. Efor tıkderini cibinu alhut almayı ama ma tıkderini şerbinu mayı. Yani? Kuzuyu diyor zorla suyun başına getirirsin. Ama zorla su içiremez. Vallahi. Vay be. Hadi şu pişileri de yağın ya başına getirelim. Bence yağ kızdı. Kızgın mı? Bir bakalım. Bir tane. Evet. Ya, tam daha kızgın değil. Birazcık daha kızsın. Fena değil canım. Güzel. Şimdi bir de olmuyormuş. Yok yok olur olur. Sen her şeye başarısın Meryem. Bu arada bir kez daha söyleyelim. Hayat ablamız yan tarafta bütün programı izledi. Bugün şöyle bir havayı teneffüs etti. Evet, İnşallah bir dahaki Alişan hocamla buluşmamızda Hayat abla da yanımızda olacak. Ondan onun sözünü aldığım için burada rahatça söylüyorum. Ondan da tabii öğreneceğimiz çok şey var. Bana diyor ki ne soracağım bana? Dedim Hayat abla. Bir şey sormayacağım valla. Böyle spontane girişecek. Yani Alişan'la hayata nasıl bağlandın onu soracağım. Alişan'la hayata, Alişan hayatla hayata gülümsüyor mu onu soracağım. Bunları soracağım. Güzel güzel pişlerimiz de. TRT Kadın'ın adına program yapmış. O he valla. He valla. Pişilerimiz çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzel olur. Bence senin elinden çıkmışsa güzel olur kardeşim benim. Biliyor musun bir konferansta bizim asistanlara demişler ki Alişan Hoca çok kibar. Neden demişler?
Vallahi eşiyle telefonda konuştu. İkide bir hayatım diye, ikide bir hayatım diye. Hangi erkek eşini hayatım der? Adam bilmiyor, eşimin adı hayat. Çok güzel. Bir tane Alişan Hoca bir programda şey demiş. Demiş ki, benim kadar eşini seven var mı demiş. Benim kadar demiş kadın haklarına şey olan var mı? Ben de eşimin soyadını aldım demiş. Evet. Çünkü onu da soyadı kapaklı kız. Evet, evet. Amcamın kızı. Çok güzel. Pişilerimiz. Ya şundan var ya, Buse hamileyken ne yedim ya? Ya. Her gün canı pişi istedi. Onunla her gün, tabii ki hamile. Ben de yemezsem ayıp olurdu. Yani kilo alıyorum, sen de kilo al dercesine bakıyordu bana. Hocam bir kilo aldım şu pişi yemekten. Vallahi. Vallahi billahi. Meryem bu ara geçen programda sarma yedirmeye çalıştı. Yemedim. Ben yemedim. Bir karar vermiştim az yemeye, göbeğim gitsin diye. Bak ceketim olmuyordu, oldu. İnşallah bir dahaki daha da oluyor yani. Biz pişilerimizi pişirmeye devam edeceğiz.